Ben devam edeyim isterseniz. Bu içinde olduğumuz bizim güzel ay Ramazan vesilesiyle çok fazla Kur'an'la ilgili programlar yapıldığını ben görüyorum. Bu çok güzel bir şey. Bizim gerçekten bu yönünde Müslümanların sürekli konuşması, birbirlerini ve kendini eğitmesi tabii ki çok çok güzel. Elhamdülillah. Fakat bilmediğimiz veya insanın unuttuğu, bazen farkında olmadan göz ardı ettiği bazı Kur'an hükümleri oluyor. Onlardan bir tanesini hatırlatmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi Kur'an okurken susup dinlemektir. Biliyorsunuz bu yüzden işte özellikle Ramazan ayı vesilesiyle çok fazla Kur'an okunan programlar oluyor televizyonda. Fakat ben hem televizyon stüdyolarında hem de ekranların başındaki insanların aralarında bazen o anda sohbeti dalanlar olduğunu görüyorum. Fakat Allah'ın bu konuda bir emri var Kur'an'da. Onu hatırlatmak istiyorum inşallah Müslüman kardeşlerimize. Araf suresinin 204. ayetinde Allah bu konuyu bize şu şekilde bildiriyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Kur'an okunduğu zaman hemen onu dinleyin ve susun. Umulur ki esirgenmiş olursunuz. Şimdi Allah Kur'an okunduğu zaman hemen onu dinleyin ve susun diyor. Bu hem tabii ki Kur'an Allah'ın kelamıdır. Allah'ın zatına saygı, Allah'ın söylediğine saygı olarak zaten orada bizim konuşmamız zaten uygun düşmez, zaten olmaz. Fakat aynı zamanda Allah bunu farz kılmış. Yani sesinizi düşürerek konuşmanız da olmaz orada. Başkasının duymaması da olmaz. Orada Allah'ın zaten sizi görüyor ve duyuyor olması önemli. O yüzden inşallah Allah'ın bize emrettiği gibi mutlaka eğer Kur'an okunan bir ortamdaysak veya eğer bunu duyuyorsak susup Kur'an'ı dinlememiz gerekiyor. Allah bu şekilde emretmiş. Dikkatimizi vermemiz gerekiyor. Çünkü Allah'ın hayatımızla ilgili söylediği çok önemli bir şey. Hayatımızda bize böyle en önemli orada dersler oluyor Kur'an'da. Onu mutlaka o anda Allah bizi duyurduğu için dinlememiz gerekiyor. Bir de yine bu programlarda şunu görüyorum. İnsanlar Allah'ı ve Kur'an'ı tenzih ederim. Allah'ı, peygamberleri, dinli konuların hepsini tenzih ederim inşallah. Bazı insanlar şaka ve alay konusuna girebiliyorlar. Bu çok yanlış. Çünkü Allah yine Kur'an'da En'am suresinin 68. ayetinde şu şekilde bildiriyor bizi. Bunun haram olduğunu söylüyor ve böyle bir ortam bulunduğunda mutlaka ondan çıkmamız gerektiğini, onu dinlememiz gerektiğini söylüyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ayetlerimiz konusunda alaylı tartışmaları dalanlar, onlar bir başka sözü geçinceye kadar onlardan yüz çevir. Şeytan sana unutturacak olursa bu durumda hatırlamadan sonra artık zulmeden toplulukla beraber oturma. Unutsak bile daha sonra eğer aklımıza gelirse mutlaka onlar başka bir sözü dalıncaya kadar Allah o kişilerle beraber onu dinlememiz gerektiğini söylüyor. Bu nedir? Allah'ı ve Kur'an'ı tenzih edelim inşallah. Fakat dinli konularla alay eden eğer insanlar varsa biz böyle bir konunun içinde bulunmamamız gerekiyor Müslümanlar olarak. Şimdi orada bizim ona cevap vermek, işte kavgaya girişmek, öfkeli karşılık vermek bu da olmaz. Tabii ki akılcı bir şekilde daha sonra anlatılır o kişiyi, fakat bu da güzel bir yol değil. Allah çünkü sadece siz oradan o ortamı terk edin diye bize bildiriyor. Eğer böyle bir şey rahatsız olduğumuz, vicdanen de bizi rahatsız eden bir ortam varsa o ortamı biz hemen terk ederiz inşallah. Bunları Allah'ın bize Kur'an'da bildirdiği, fakat bazen İstemesek de göz ardı edebildiğimiz, dikkatimizden kaçan Kur'an hükümleri olarak hocamızın çok güzel bir kitabı var biliyorsunuz, göz ardı edilen Kur'an hükümleri diye. Orada da kardeşlerimizi bulabilirler, birbirlerini hatırlatabilirler. Çok güzel bir şekilde Kur'an ahlakını yaşamamız için Allah'ın vesile ettiği şekilde, Allah hocamızı vesile ediyor. Çok güzel bir kitap olmuş. Tavsiye ediyorum inşallah. İnşallah.